Bayanlar merhabalar, sevgiler, saygılar. Büyük bir özürle başlıyorum bu videoya. Soru cevap videosunu uzun zamandır bekliyorsunuz. Hadi bu bir kenara dursun. 10 gündür de video atmıyorum. Bir iki hususi sebebi var. Bir ikincisi soru cevap videosunu şu anda bu videoyu 5.'ye çekiyor. 5. Yeter. Lütfen yeter. Yahu bak bir çekiyorum. Işık kötü. Bir çektim. Kamera kaymış. Bir çekeceğim. Dışarıda ışık gitti biz videoyu çekene kadar. Geçen yine aynen bu şekilde çekeceğim. Elektrik gitti videonun ortasında. Yani bu videoda bir şey var da. Çekiyorum. Hadi şak. Instagram'da 30.000 takipçi olduğumuzda, ki bunun için çok teşekkür ederim. 30.000 takipçi olduğumuzda dedik ki bir soru cevap yapalım. 10.000'de de 20.000'de de yaptığımız gibi. Fakat dedik bunda bir değişiklik olsun. Bu sorular tamamen yeni başlayanların soruları olsun. Yeni başlayanlara özel bir soru cevap olsun. Bunun iki sebebi vardı. Bir, ben yeni başlayanların sorularını cevaplamak istiyordum ve merak ediyordum açıkçası. Öyle bir şey var. Çünkü yeni başlamak nasıl bir şey? Bir tık unutmuş durumdayım yani. Bir diğeri de yeni başlayanların her zaman çok fazla sorusu olduğu için dedim ki kanalda da soru cevap hasebiyle bir yeni başlayanlar kılavuzu olsun. Nasıl fikir? Bende kal. Dedik derli toplu YouTube'da yayınlayalım bu soruların cevaplarını. Her an bir şey olabilir, anladın mı? Yani bu video bu video her an kesilebilir, bir şey olabilir. Bu arada bu tarz videoları severseniz lütfen bu tarz videoları sevdiğinizi bana belirtin ki böyle videolarda ben böyle sabaha kadar çekerim yani. Şu an çektiğim en rahat video bu. Ve oturup rahat başlıyoruz. Bu arada Shopier sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz bu buff'ları satın alabilirsiniz. Şu üzerimdeki tişört. Ya bilmiyorum, ben çok severek tasarladım bunları. Dilerseniz şu buff da aynı şekilde. Dur bakayım bunun kedisi nerede? Hı. Dur yapamıyorum. Buraları keselim. Ha, kamerada terse dönüyor bir saniye. Benim beynim yandı. Yine yapamadım. Buff işte ya, güzel yani. Okay. Oğlum sinir oldum bir saniye. Terse çeviriyorum yine. Yes. Bak terse döndürüyorum, görüyor musun? Böyle. Bu niye boynumda bu arada benim? Dışarıdan geldim ya. Evet. Çok uzatmadan soru cevaba başlayalım. 62 yorum. Hepsini nasıl cevaplayacağız bunları? Ehliyet kursu seçerken nelere dikkat etmek gerek? Bu güzel bir soru. Lakin bu sorunun bende cevabı yok. Ehliyet kursuna ben güvenmiyorum. Yalan yok. Hakikaten ehliyet kursunda çalışıp doğru düzgün eğitim veren eğitmen varsa üzerine alınmasın. Ama ben çok ön yargılıyım Türkiye'de verilen motosiklet eğitimlerinin her birine. Sadece böyle aklı selim insanlar olsun diyeceğim de yani seçerken çok zor be, çok zor valla. İyisine denk getirsin inşallah diyeyim. 250 naked veya sportla başlanır mı sence? Daha önce scooter vesaire sürmedim. Bisiklet ve paten kullandım. Dengem var. Şu başlangıç motoru mevzusuna bir değineyim. Şöyle ki şimdi 250 cc benim gözümde ideal bir başlangıç motoru bu arada. Genel geçer anlamında söylüyorum. Kimisine belki yeterli gelmez, kimisine hızlı gelebilir. O yüzden 250 ideal. 50-125 bana bir tık yavaş geliyor. Yalan yok. Şimdi 250 cc cepte. Naked motorla başlamanızı istiyorum ben. Şiddetle, bak altını böyle kalın kalın çizerek şiddetle naked hafif bir motosikletle başlamanızı istiyorum. Bunun birkaç sebebi var. Ağır bir motosikleti durduğunuzda 90 derece tutması daha da zor olacaktır. 1. Ağır bir makinenin dengesini de giderken kurmanız zor olacaktır. 2. Naked motosikletlerin gidonu vardır. Racing'lerin klip-onları vardır. Gidonu olan motosikletler, yani teknik olarak racing motorları dışındaki her motor çok daha yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Gidon mesafesi olarak da öyledir zaten. Sabaha kadar çevirirsin böyle. Scooter'ları bir düşün. 1,5 park alanında böyle o çizersin yani. Onun gibi düşün. Bu var. Daha da benim gözümde önemli olan racing motosikletler oturuş pozisyonu olarak inanılmaz rahatsız motosikletler. Çünkü onlar zaten rahat için tasarlanan motosikletler değil. Ya bunu şey olarak anlama. Ya abi racing motorlar çok rahatsız, bunu beceremiyorlar ki yapmayı gibi bir şey değil. O motorların tasarımı konfor için değil. O motorların tasarımı daha iyi viraja girsin, daha hızlı gitsin diye. Bu yüzden varlar o makineler. Ya insanlar şey gibi davranıyor. Motosiklet racing tarzı motorlarla başlamış da sonradan işte naked'ıdır, ADV'sidir çıkmış gibi. Hayır, tam tersine. Motosiklet ilk çıktığı zamanlarda, o 2. Dünya Savaşı zamanlarında böyle gayet insan gibi oturduğun Vespa'lar, o tarz motorlar ve insan gibi oturduğun motorlar olarak tasarlanmışlar, anladın mı? Hani böyle gidiyen işte. Öyle atılmışsın. Tin 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 tin. Ya sonradan işte bu yarışı oldu, bir şeyi oldu. Motosikletler ulan hızlı gidiyor, tamam hızlı giden motor yaptık, bu sefer tokat yiyor boyuna insan, ne yapalım ulan aerodinamisini ona göre tasarlayalım, biraz rüzgarı yarsın, uçaklar öyle okey tamam, aerodinamik biraz daha yanlardan koysak böyle tamam, şimdi bunu viraja yatırmak lazım, iki tekerli bu böyle dönmüyor ki tabi, kontrol uygulanacak, ne yapalım footpegleri biraz yukarı seleler ama seli footpegleri biraz yukarı alalım tabi daha fazla yatabilsin, efendime söyleyeyim. Yani o süspansiyonlar da şimdi bak işte bir tık sert olması lazım ki o ağırlığı oynatmasın hani virajın içinde. Ama efendim konfor, ya şimdi konforu, şimdi süspansiyonları da biraz sert yapalım. Anlatabildim mi? Başlayacaksanız naked bir hafif motorla başlayın. Garantisini veriyorum, 5 kat daha hızlı öğreneceksiniz. Daha ne diyeyim? Bir soruya da 5 dakika yedim. Ama bence güzel anlat. Abi bisiklet sürmeyi bilmeyen biri, denge olayı daha oturmamış biri elektrikli bir scooterla başlayabilir mi sürmeye? Sorulara birebir cevap veriyormuşum gibi düşünmeyin. Genel olarak cevap veriyorum. Haberiniz olsun. Şöyle, öncelikle şu denge mevzusundan bir bahsedeyim. Motosiklette de, bisiklette de, iki tekerli her alette denge mantıken aynı şekilde kurulur. Pratikte farklılaşıyor iş. Özellikle bisiklet ve motosiklette. Vitesliden bahsediyoruz. Motosiklette düşük hızlarda, bunları söylemeden önce şunu da söyleyeyim. Motosiklet zaten hali hazırda kendi kendine hareket ettiği sürece şahane bir şekilde dengesini koruyabilen bir alet. Sizinki korumuyorsa bir ustaya gösterin. Düşük hızlardayken, yani motosikletin, şimdi o işte gyroskopik force'lar, onlar bunlar, detaya girmeyeceğim. Yeni başlayanlar kılavuzu bu. Şimdi bak. Tribine giriyorsa. İki şey var. Düşük hızlarda giderken motosikletinizi dengede tutmak için vitesli motosiklette. Biri gaz, biri debriyaj. Gaz ve debriyajınız çok smooth olması lazım. Ağırlık merkezini çok değiştirmeden, hani yavaşladığın motor yine dik. Motor o kendi dikliğini koruyor. Yavaşladıkça o dikliğini koruması kaybedecek ve ereksiyon kaybetmek gibi düşün. Yavaştan gidecek. Onu hissettiğin zaman, elektron kaybını değil, motorun yavaştan devrildiğini hissettiğinde yavaşça debriyazı bırakıp gazı birazcık açıyorsun. Ki bunun başka teknikleri de var da onlar başka videoların konusu. Denge bu şekilde sağlanıyor düşük hızlarda kabaca. Yani bize lazım olan neydi? Gaz ve debriyaj. O da motosikletin kendi ağırlığıyla yavaşlamasına ve durmasına izin veriyorsak. Scooter'larda, bisikletlerde nasıl oluyor bu iş? Bir şey olmadığı için, bir debriyaj olmadığı için. Ne yapıyoruz? Frenle yavaşlıyoruz. Dengedeyiz. Baktım böyle devrilecek gibi oldu. Pedala basıyoruz. Veya scooter'da gazı açıyoruz. Dengeyi bu şekilde kuruyoruz. Mantık aynı, pratikte farklı. Bir de yani buradan şuna gelmeye çalışıyorum. İşte aman ben bisiklet kullanmadım, dengemi nasıl koruyacağım diye bir şeyin yok. Ya mantık olarak evet, bisikletin dengesiyle motosikletin dengesi mantık olarak aynı şey de pratikte farklı. Çok da bir şey kaybetmiyorsun yani, merak etme. Elektrikli scooter mevzusuna gelecek olursak da rica ediyorum elektrikli scooter kullanan herkesten, hele ki trafik bilginiz yoksa, yaya gibi davranın o elektrikli scooterların üzerinde. Çünkü ya kendinizi öldüreceksiniz ya da birinin sizi öldürmesine sebep olacaksınız. Aynanız yok, bir şeyiniz yok, trafik bilginiz yok diye yola atlıyorsunuz. Geçerler içinizden babacım. Puan kazanırlar içinizden geçip. Yapmayın. Yaya gibi düşünün. Trafik bilginiz varsa ve elektrikli scooter kullanıyorsanız zaten ne demeye çalıştığımı biliyorsunuz. Ha nerede yaşıyor olursan ol, dünyanın her yeri için geçerli bu. Trafik bilgin yoksa Sen iki tekerli bir aletin üzerinde bile olsan rica ediyorum yaya gibi davran. Öldürmeyin kendinizi. Abi yeni başlayan birine ne gibi bir başlangıç yolu çizmesini öğrenirsin? Olgun bir başlangıç yolu çizmenizi öneriyorum. Yani motosiklet üzerinde aşırılıklara çok müsaade eden bir alet değil. Ya kolunuzu, bacağınızı, bir yerinizi kaybetmeyin veya canınızı kaybetmeyin. Şansınız yaver de gidebilir. Şöyle ki özellikle genç kardeşlerim, motora başlamak isteyen kardeşlerim, o ergenlikte biliyoruz hepimiz böyle bir şeyle geliyor ya. Bütün duygular çok böyle yoğun, sular seller gibi geliyor ya. Anlıyorum ama motosiklete bindiğiniz anda ne duygunuz varsa, bu arada yaşınız önemli değil, ne duygunuz varsa, ben çok bilirim duygusundan Snapchat'te beni engellemiş orospu, o duyguya kadar hepsini motora binmeden önce bırakacaksınız bir kenara. Her halükarda kaza yaptırır ya da şansınız yaver gider. Çekirge bir sıçrıyor, iki sıçrıyor işte. Dikkatli olmanızı istiyorum. Motor sürmeyi deniyorum fakat denge kuramıyorum. Denge için yapabileceğim bir şey var mı? Az önce verdim zaten cevabını aslında. Ama denge ile alakalı bir video çekeceğiz anlaşılan. İnsanlar çok merak ediyorlar çünkü bu denge mevzusunu. Buji kabloları, hava filtresi, benzin filtresi, disk, balata, debriyaj teli, fren, hidrolik sıvısı kaç binde bir değişmeliği okumasam alışveriş listesi yazdı zannederdim ha. Doğru ve periyodik bakımı nasıl olmalı? Çünkü onda 8 kullanıcı yağ ve filtre değişiminden başka bir şey bilmiyor arıza yapmadıkça. Bu soruya benim cevap vermem iki şekilde saçma. Bir, motordan motora değişir bakım periyotları. 3 aşağı 5 yukarı tamam benzerlik gösterebilir ama motordan motora değişebiliyor. Motordan motora yahu Japon motor, şöyle bir bilgi vereyim mesela direkt havadan. Japon motosikletlerinin özellikle eski modellerinin neydi? JIS, Japanese Industry Standard kurallarına göre üretilen vidaları var mesela. Ona göre tornavida ile açıyorsun onu. Normal tornavida çok çabuk sıyırır onu. Ya bir kere anca döndürürsün. Öyle söyleyeyim. Mesela ben sana tuttum şimdi dedim, anladın mı? Böyle böyle yapacağım böyle. Abi vida elimde kaldı. Motosikletten motosiklete değişiyor. İkinci ve daha önemli noktası da benim bu soruya cevap vermemin saçmalığının, motosikletlerinizin kullanım kılavuzu var. Evet. Ve bu tarz bilgiler, bu ve bunun gibi birçok, bunun 10 katı bilgiyi kullanım kılavuzunuzda bulabiliyorsunuz. Ona da şöyle bir örnek vereyim. ABS'nin ışığı tut ki yanıyor hareket ederken. O önemli bu arada. Yani başta yanması önemli değil. Hareket ediyorsunuz, birkaç metre sonra söner zaten o ABS ışığı. Sönmediği zamanlar için söylüyorum. Sönmediğinde belli bir yanıp sönme aralığı vardır mesela o ABS ışığının. O işte 2 saniye yandı, 1 saniye söndü, 3 saniye daha yandı, söndü, 1 saniye yandı, söndü vesaire gibi bütün bu kalp atışlarının diyeyim, yanıp sönmelerin ne anlama geldiği tek tek yazar mesela kullanım kılavuzunda. Oraya kadar, anladın mı? O yüzden kullanım kılavuzunuzu okumanız lazım. Motosikletinize bakmak istiyorsanız. Merhaba, ben motor almak çok istiyorum. Öncelikle ehliyet almam lazım. Farkındayım ama ben bisiklet dahi süremezken motor kullanmayı nasıl öğrenirim? Kullanmayı öğreneceğim motor kaç cc olmalı? İlk motor ne almalıyım? Yoksa ilk başta bisiklet kullanmayı mı öğrenmeliyim demiş. Aslında birçok sorusuna cevap vermişim teknik olarak. Ama bisiklet dahi süremezken motor kullanmayı nasıl öğrenirim? Bal gibi öğrenirsin, hiç problem yok. Kullanmayı öğreneceğim motor kaç cc olmalı? Naked, az önce de anlattığım gibi. Naked 125, 200, 250. 125 ile 400 arası ama 400 motor alıp ilk viraja çakılıp sonra bana gelmeyin. Ben genel fikrimi soruyorsunuz, genel fikrimi söylüyorum. Başta bisiklet kullanmayı da öğrenmemelisin, gerek yok. Ya tabii ki de öğrenebilirsin ama çok gerekli değil. Başlangıç için RS 200 önerir misin abi, yoksa daha alt cc'lerden mi önerirsin? Bu soruya da teknik olarak cevap vermiş olduk. Ama RS 200'ü ben genel anlamda beğenmedim arkadaşlar. Biliyorsunuz, inceleme videosunu izlediniz. Ki izlemediyseniz şuradan ulaşabilirsiniz ona, kartlara eklerim. Ne zaman toplu buluşma organize edeceksin? En yakın zamanda. Ki yoruma da zaten aynı cevabı yazmışım. Kaç yaşındasın? Hikayen ne? Nasıl başladın? Bunlar çok benimle alakalı sorular yahu. Bu kılavuzda olmaz. Trafikte motorcular için olan en önemli kural ve dikkat edilmesi gereken şey nedir demiş. Bu sorunun cevabı içinde gizli aslında. Trafikte bir motorcu için en önemli kural ve dikkat edilmesi gereken en önemli şey dikkattir. Dikkat vermeniz lazım, dikkatli olmanız lazım, farkında olmanız lazım. Dikkat ve farkındalık denebilir bu sorunun cevabına kısaca ama açayım. Şöyle, sizler motosiklet kullanıcısı olarak, hele ki Türkiye'de motosiklet kullanıcısı olarak kendi kabiliyetinizin farkında olmanız lazım. Motosikletinizin kabiliyetinin farkında olmanız lazım. Süspansiyonu olsun, freni olsun, bakımları olsun. Bak bu da önemli. Motosikletinizin farkında oldunuz mu? O motosikletle ne kadar kabiliyetli olduğunuzun da farkında olmanız lazım. Bazen oluyor işte, arkadaşının motorunu alıyorsun vesaire. Her şey tamam mı? Her şey dört dörtlük mü? Gittiğin asfaltın kalitesinin farkında olman lazım. Gittiğin asfalt kaliteli mi? Biliyor musun kaliteli olduğunu? Okey. O asfalta, o çok kaliteli asfalta bir şey dökülmüş mü? Onun farkında olman lazım. Anlayacağınız, motosiklet kullanmak demek, motosikleti şehir içinde güzel kullanmak demek. Şehir içinde dediğim pist dışında yani. Kontrollü ortam dışında. Motosikleti güzel kullanmak demek, dizini yere değdirmek değildir veya tekerde diye gitmek değildir. Şehir içinde güzel motosiklet kullanmak demek, çevrenizdeki her şeyin farkına varabilmek, o kadar keskin olmak demek. Sadece önünüz için de geçerli değil bu. Aynalarınızdan arkanızda. Eğer bu söylediklerime kulak verirseniz, garanti ediyorum daha fazla yaşarsınız. Merhaba, ben motor almayı düşünüyorum. Tabii ki ilk önce ehliyet almam gerekiyor. Bu bilgiyi iyi ki bana veriyorsunuz. Biliyorum, A2 ehliyet alsam düşük cc kullanabilir miyim? Şöyle, ehliyetlerle ilgili, o ehliyet sınıflandırması ile ilgili herhangi bir malumatım yok. Lakin bunu da olmazsa öğreneyim ben. Nedir ne değildir, her bir şeyine bakayım. Size detaylı bir video çekeyim. Hani şu kadar şunu kullanabiliyormuşsunuz, bunu kullanabiliyormuşsunuz diye garanti olsun. Genel olarak böyle sorulan, çünkü görüyorum bu soruları zaman zaman da olsa. Genel olarak bir cevap vermiş olalım. 30.000 hayırlı olsun, çok teşekkür ediyorum. 16 yaşında CBR 125'te başlanır mı diye bir soru var. Başlanabilir ama o gençlikle alakalı söylediğim şeyleri unutmayın lütfen. Yani dizginleyin kendinizi. Yeni başlayamayadan. Ama öyle yazmış, yeni başlayamayadan ayağını kırıp hiç başlayamayacak olanlara ne gibi bir teselliniz olur? Daha bisiklet de yarım kaldı hayalim. Daha iğrenç bir cümle okumamıştım bu arada. Yani benim okuyuşuma söylüyorum. Çok özür dilerim. Baştan alayım mı? Ayıp çünkü. Yeni başlayamadan ayağını kırıp hiç başlayamayacak olanlara ne gibi bir teselliniz olur? Daha bisiklette yarım kaldı hayalim. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Motor kullanmayıp arabaya binen bir insan olarak çevremdeki insanların motorlara karşı bir savaş açtığını düşünüyorum. Herkesin ağzında şeytan işi, iki teker, arabayla giderken 60'la vursan ölmezsin, motorda kaporta sensin ve benzeri kulaktan duyma bilgiler gelip birçok kişi, bu değişik bilgiler motor alacak kişileri soğutuyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok normal. Motosikletin keyfi enteresan bir şey. Hakikaten çok enteresan bir şey. Motosikletliye sor. Şeyleri falan geç ama. O özgürlük hissiyatı. O biraz daha karışık bir mevzu. Herkesin motosikletten aldığı keyif farklı. O yüzden zaten envai çeşit işe hizmet eden motosiklet var. Scooter var, naked var. Bak scooter var şehir içinde pıt 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 gitmek için. Naked var şehir içinde ananana gitmek için. Racing var şehir içinde hop 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 virajlara girmek için. Adventure var dağmadan dur sen. Dağ bayıra tırmanmak için. Efendime söyleyeyim. Artık şeyler var. Dağ demeyelim adventure'a. Hani taş toprak mı? Olur abi, olur. Cross'lar var. Direkt offroad'lar. Dağ mı lan o? Hop tırman gitsin. Gibi. Efendime söyleyeyim cruiser'lar var. Yok abi benim hızlı bir işim yok ya. Promu verseniz oradan. Ayakları uzatacak böyle. O cruiser'larda da rica ediyorum. Eğer cruiser üreten firmalardan birisi bu videoyu görürse o food peg'leri bir tık daha artık yukarı kaldırmayın, olur mu? Daha fazla yukarıya kaldırmayın. Çünkü ya kadın doğumda muayeneye gitmiş gibi motor kullanılmaz. Öyle kullandırmayın insanlara, ayıp. Ya o kadar farklı amaca hizmet eden birçok motor var. Çünkü verdikleri keyifler farklı. farklı farklı insanlar da farklı farklı motosikletleri tercih ediyor. Motosiklet kullanan insanlar bile. Bak ben çok görüyorum mesela. Yıllarca farklı model bir motor kullanmış. Mesela cruiser kullanmış adam. Chopper'lardan kullanmış. Bir ADV motora biniyor. Siktir ya diyor. Ben diyor ADV motor almam lazımmış benim diyor. Ben de öyle mesela. Ben motosiklete ilk başladığım zaman kesinlikle racing motor istemiyorum diyordum yani. Ben uğraşamam abi onunla. O ne öyle rahatsız saçma sapan. Şu an alacağım. Alacağım yani. Neden? İşte neyin bana en çok keyif verdiğini fark ettim. O oldu, bu oldu falan. Böyle çok fazla, ben dahil böyle çok fazla insanla karşı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Motosikleti kullanan dahi motosiklette tam olarak neyden haz aldığını çözememişken çok fazla alıyor çünkü. Hiç kullanmayan bir adamın dışarıdan bu kadar garipsemesi çok normal. Bir de adam bu aldığı keyfi insanın hiç bilmeden bir de video görüyor, bir şey görüyor. Bir bakıyor birisi yolun kenarında ikiye ayrılmış. Görüyor adam, korkuyor haliyle. Bunun söylenmesi çok normal. Ben birazcık da o algıyı kırmaya da çalışıyorum. Çalışmıyor değilim aslında. Motor ehliyeti hakkında bilgiler ve taktikler verebilir misin? Ehliyet kursuna sorduğumda biraz bilip de gelmen gerek demişlerdi. Neyi bilerek gitmeliyiz? Sadece bisiklet geçmişiyle hemen ehliyete yazılınır mı? Biraz bilip gelmen gerek dünyanın en saçma cümlelerinden bir tanesidir. Yani şeyi düşünsene. Mesela okula gittin. Dedi ki matematik öğretmenim mesela. 4+2 çocuklar. Biraz bilip gelmeniz lazım ama. Böyle olmaz ki böyle ya. Motosiklet ehliyet sınavıyla alakalı benim YouTube'da bir videom vardı. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynıdır zaten. O videoyu bir izleyebilirsiniz. Onun dışında da şu an çok elimden gelen bir taktik yok maalesef. Yani genel ben motosikletin normal kullanımınızla alakalı birçok şey söylüyorum. Birçok video çekiyorum zaten. Onlardan ne kaparsanız artık. Yeni başlayan birine Pulsar 200 önerir misin? Pulsarları çok beğenmiyorum. Virajlara yatarken nelere dikkat etmeliyiz? Ya bu sorunun cevabı 8 saati bulur. O yüzden ya bu kadar basit bir şey değil yani. Onu söylemem lazım. Yeni başlayanlara hadi ama bir cevap olması gerekiyorsa 2 şeye çok dikkat etmenizi istiyorum. 2 şey. Bir tanesi bakışınız sizin en önemli silahınız. Bunu hiç çıkarmayın aklınızdan. Rica ediyorum motosikletinizin önüne bakarak motosiklet kullanmaya çalışmayın. Tez ya da geç ki tez olacaktır. Kaza yaparsınız. Yapmayın. Bakışınız sizin en önemli silahınız. Bu bir. İkincisi pratik yapmanız lazım. Arkadaşlar bak. Hiç kimseyi piyano başına oturtup anında işte bak çalmasını bekleyemezsiniz. Bakışınız inanılmaz önemli. İnanılmaz önemli ve pratik yapmanız lazım. Viraj anlamında. Hatta sadece viraj değil her şey için. Bu genel aynen genel cevap olsun bu. Ne önerirsin yeni başlayanlara? En önemli 2 şey ne önerirsin? Bunları öneririm. Ben motor sürebiliyorum. Hatta sattığım motorum 200 cc. Ben şimdi 600 cc almak istiyorum. Sence mantıklı mı? Bu sorularınızın itinayla hiçbirine cevap vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü bu bir vebal sorusu aslında. Teknik anlamda. 200 cc bir motosiklet kullanmış olabilirsiniz. 200 cc bir motosikletle binlerce kilometre yol yapmış da olabilirsiniz. Lakin tecrübe dediğimiz şey kilometreyle ölçülmüyor arkadaşlar. İşte 5000 kilometre tecrübe, 10.000 kilometre tecrübe diye bir şey benim için her zaman bir saçmalık. Çünkü derim ki ya o 5000 kilometrede ne yaptın? Mesela 15.000 kilometre tecrübeli bir motosikletliyi getir bana. Tamam mı? Getir. 30.000 kilometre fark etmez. Getir. Ya benden daha çok tecrübesi olsun. Hatta bayağı bir çok tecrübesi olsun. Benim döndüğüm kadar dar, hangi motor olduğu önemli değil. Dönemiyorsa, hele ki düşük hızlarda bak. Dönemiyorsa ya o adam tecrübeli falan değil. Değil. Bitti. Şöyle bir şey var. Şimdi 10 yıldır motor kullanıyor olabilirsin ama 3 aylık tecrübeyle, 3 aylık bilgiyle o 10 yılı kullanmış olabilirsin. Mümkün değil benim senin hangi seviyede olduğunu bilmem. Çünkü 200 cc motosikleti hiçbir şey yapmadan, motosikletten korkarak, pratik yapmadan, sadece kuru, sıcak, şahane havalarda, çok da kalabalık olmayan yollarda kullandıysan 600 cc'yi aldın, bir yağmur çiselesin patlarsın. Direkt. Direkt. Ben onun vebaline giremem. Kendi tecrübenize göre hareket etmeniz lazım. Hız algısı zamanla geçen bir şey mi? Aynı sorunu arabada yaşamıyorum ama motorla giderken 50 ile bile gitsem çok hızlıymışım gibime geliyor ve biraz korkuyorum. Cevaplarsanız sevinirim efendim. Çok normal korkman. Arabaların hemen hemen çoğu zaten o hızı sana hissettirmez. Yine aerodinami gereği. Motosikletlerde şöyle ki racing bir motosiklette mesela hızlandığını o kadar hissetmezsin. Racing motosikletler, hele ki 600 cc ve üzeri motosikletler çok hızlı hızlanırlar. Ben MT7 kullanıcısıyım, bak ben söylüyorum bunu. Çünkü ona göre bir tasarımları var, ona göre bir aerodinamileri var. Yani rüzgar geliyor ya, o rüzgarı yırtıp geçsin diye tasarlanan motosikletler bunlar. O yüzden çok hissetmeyebilirsin ama motorda bunun dışında direkt sen o hızla yüz yüzesin sürekli. Sürekli o algın ya, milisaniyelerle ölçülüyor beynin tarafından. Çok normal korkuyor olman. Bir de normalde de motosiklet sende tedirginlik yaratıyorsa ve artçı olarak bu korkuyu yaşıyorsan çok normal, kendin motosikleti sürmeyi dene eğer artçı olarak bunu yaşıyorsan. Kendin sürdüğünde bunu yaşıyorsan da çok tedirginsin demektir. Bir şeyler olacağından, kötü bir şeyler olacağından. Bunda da trafik bilgin eksik olabilir. Motosikletini tam tanımıyor olabilirsin. Ya da dürüst olalım, bu %90 budur. Kendi yeteneklerine güvenmiyorsundur. Bu korkunu nasıl yenersin? O yeteneklerin üstüne giderek. O yetenekleri geliştirerek, pratik yaparak. Yarım saat olmuş video. Bu videoyu burada bırakalım. Birçok soru var. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Hatırlatmalarımı tekrar yapayım. Dilerseniz arkamda görmüş olduğunuz bu buffları almak isterseniz. Üzerimdeki tişört, şöyle biraz geri çıkayım, ki ben çok seviyorum. Bunlar benim özel tasarımlarım. Bir tişörtümüz daha var. Daha az düşün, daha çok hisset diye. Bir de kadınlara özel benim çok içime sinen bir tişört tasarladım. Muhakkak bakın derim. Shopier mağazamı ziyaret edebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına zaten Shopier mağazamın linkini de bırakacağım. Bufflar çok kaliteli bufflar. Emin olun. Ki ben zaten şöyle bir hissiyatım var. Ne yapıyor olursam olayım. Ki videolarımdan da anlaşıldığını düşünüyorum onu. Elimden gelenin en iyisi olsun. Bu sadece videolar için değil. Bunlar için de geçerli. Videoyu beğendiyseniz videoya beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı, hatta yeni video paylaştığımda hemen haberdar olmak isterseniz de çanı aktif etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videonun devamını çekeceğiz, merak etmeyin. Bu videonun part 2'sini çekeceğiz ki soru cevaplamış olalım. Bu sorular havada kalmasın. Kendinize çok iyi bakın. Tamam işte. Bu ne? Bana para ver! Bana para ver!